Dostlarım merhaba, ben Oğuzhan. Düş Yola YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sabahın erken saatleri, 9.30'a birkaç dakika var. Saat 10'da fuar açılacak. Fuar açılmadan önce dün gece Dietmar'la arkamdaki aracın, Karavan Bot'un ürün müdürlerinden birisi bir video yapacağız şimdi. Aracı anlatacak, kendi serüvenlerini anlatacak. Ona bir takım sorular soracağım. Umuyorum videoyu beğeneceksin. Çünkü bu araç aslında bir katamaran gövdeli tekne. Arka tarafındaki trailer'dan ayrılıyor. Trailer'dan ayrıldıktan sonra katamaran gövdeli bir teknen oluyor. Aynı zamanda karavan olarak da çekebiliyorsun. Çok fonksiyonel, müthiş bir araç. Gelmeden önce hatırlıyorsun ben bunu Instagram'dan paylaştım, firmayla görüşmüştüm. Şimdi ise bunu çekmenin tam zamanı. Işık çok güzel, hava çok güzel Düsseldorf'ta. Hadi o zaman videoya geçelim. Yalnız videoya geçmeden önce senden ricam, biliyorsun. Kanala abone ol, videoyu beğen, eşinle dostunla paylaş, onlara anlat. Ayrıca aşağıya dilediğin yorumu bırak. Hadi şimdi araca geçelim. One thing I would say, merhaba. Merhaba. So that's the only word I know. Our hands. Thank you. Welcome, welcome. Have you ever been in Istanbul, by the way? No, not yet. I hope you are going to be my guest next time, before I next will. Year. Definitely. I will come with my caravan boat. This caravan, it's a catamaran boat. Yeah, it's a really sport boat. It's 4mm aluminium hull, seawater protected. And as you said, it's a catamaran, which means it is a real sport boat. And first, tell my audiences. Bu arada şeyde de var, baş pervanesi de var. Hani kolaylıkla yön verebilmek için. Yeah, this is a side power that you can turn the boat on the front because so if you have too much wind load in the marina, so you can steer the hull with that side power. Evet, system. Der ki yanal rüzgarlardan çok fazla etkileneceği için marinada bu tip bir motorla yanal olarak da aracı hareket ettirebiliyorsun. So how it works? We can pull it with our yeah, car. Yeah, yeah. This is as you see. This is a normal caravan. You can use it as a normal caravan and it's staying on the trailer, which means it's also a boat, a sport boat, a real sport boat. It's 8 meter by 2.5 meter long. 8 metreye 2.5 metre boyutunda gerçekten devasa karavan. İçerisine geçeceğiz. And we have to talk about hydrodynamic stuff. Yeah, yeah, this is the beginning of the catamaran and this is a trimaran part so that you can jump inside on the water. This is not going down immediately. Evet, burada da float up. Burada da ekstra mukavemet sağlaması için aracın ön tarafından suya atladığınızda buranın esnememesi için gövdenin bir kısmı burada trimaran olarak başlıyor. Ancak trimaran durum arkaya doğru devam etmiyor. Trimaran burada bitiyor. Geri kalan kısmı katamaran. Two person takes you. There is a winch here. Yeah, this is a winch and this takes round about 10-15 minutes with two person. You go on the marina and then let it fall down. After 2 meters it float up. Very easy.
Arkadaşlar aracın dengesi çok iyi olduğu için bunun devasa göründüğüne bakma. Ya biz bunu suya nasıl indireceğiz, nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Alt tarafının alüminyum olduğunu ve korozyondan etkilenmediğini, yani tuzlu su koşulları için de uygun olduğunu söyledi. 10 dakika 15 dakika içerisinde iki kişi, normalde karavanım vardı, karavanı bıraktın. This is the name of the company and brand. Yes. Caravan brand. Boat. Yes. Departure 1. Hadi bakalım. Yeah. 5 stars. Yes, we have 5 stars. We have air condition inside. I will show you. We have a burning toilet, gas toilet. Yeah. Not many people know this system. I will show you. And you use some camper van windows, by the way. Yeah. It's a caravan, of course. O da biraz tabii işin ruhuyla alakalı. Yani bir marketing tarafını düşünürsen. And this is for sleeping. This is a system from us. So usually it stays like this. Usually you have to take away the, you know, everything from the back if you are a boat driver. But here you just put it away, so it's free, so it will float up. Eğer diyor ki tekne kullanan biriysen bunu biliyorsundur. Normalde tekne trailerlerinde bu aracı salmak çok fazla kolay değil. Yeah, you just need normal transport belts. Yeah. So it goes here. See? Yeah, we have some. Bu gördüğün kancalarla bağlayıp transfer edebiliyorsun bu arada. Onun dışında da bu arkadaki ayakları açıp hemen yüzdürmeye başlıyorsun. So do you want to show? And we have some wheels. Bazı tekerlekler. To get it in center. Bunu merkezde tutmak için şu gördüğün tekerlekler var. İçeriye geçeceğiz. And is 30 horsepower engine is enough for that kind of? It depends what you do. So we some clients from us driving with 15, which is license free in Germany, and we make round about 10 knots. It's fast. But if you go on sea, maybe in Turkey, you should use 50, for example. Eğer diyor Türkiye'de dalgalı denizde kullanacaksan 50 beygir kullanman gerekiyor. 15 beygirlik bir motorla bile hız için değil, yani bir yerden bir yere ulaşmak için de değil. Tamamen keyif aracı. Üzerinde deki var. Arkadan tekne gibi görünüyor. Yeah, here we have a half roof terrace. Evet, size bir alan sağlayan yüksek terası var. Also it's able to make fishing and here's a... Yes, fishing, grilling, you can do everything outside. Evet, bir teknede yapabileceğin her şeyi yapabilirsin diyor. So let's get in. Yeah, let's go inside. And this is a Rexwall sandwich, so it's a supported sandwich with a 30 millimeter insulation. Evet, bu da kullanılan sandviç panelin markası ve ekstra izolasyon sağlıyor. So we go in the front. Ön tarafa gidiyoruz, ön taraftan başlıyoruz genelde. Yeah, so we have here a winter garden concept. Burada so kış bahçesi konseptimiz var diyor. Yeah, it gives you a lot of space. You can see the stars in the night. Gece yıldızları izleyebileceğin bir tekne konsepti bu. And if you sit here on the bed, it feels like you are floating over the water. Burada oturduğun zaman da suyun üzerinde süzülüyormuşsun hissi yaratıyor diyor. Hakikaten buradan yıldızları izliyorsun. Yeah. The roof you can use by 350 kilos as a sun terrace. But how can we pass it? You can not jumping up because of insurance, but here. Can I? Yes, there. Just here. No, not just filming. Bunu diyor sadece film için yap, çok dengeli olmadığı için buraya çıkma diyor. Now, can you have a seat? I will show to my audience. Yeah. Hall area. Şimdi oturduğu durumda da burada işte kontrol panellerinin olduğu yer var. And these cushions you can put together and then you have a bed 2.4 by 2 meter. This is a XL king size bed. 2.40'a 2 metrede bu yastıklar toparlandığı zaman yatak oluyor. Bu da devasa bir yatak demek. Here is some heater hatches. Yeah, this is for the windows. So if it's getting to the autumn, for example in North Europe, you will need it. Kuzey Avrupa'da eğer sürüş yapıyorsan bununla camların buğulanmaması için, işte nemden dolayı camları ısıtsın diye oraya bir takım hatchler koymuşlar. Havalandırma menfezleri koymuşlar. Here is some curtains. Yes, for this shading. This is fleece. I don't know, some special fabric. To give a little bit of sound protection. Yeah. Is it organic? Yes. Evet. Keçeye benzeyen bir malzeme. Adını bilmiyorum. Kelimeyi ilk kez duydum. Yeah. Then we have the gas toilet. Have a look. This is a Sweden company and they are here now. Yes. I am going to make a video for it. Yeah. Bu arkadaşlar propan, this works with propane, right? Yes, propane and we have any black water. Siyah suyumuz olmuyor bununla. Bunun sebebi de şu. Bu gördüğünüz tuvalet propanla beraber kakanızı yakıyor ve küle çeviriyor.
Kabe'nin videosu var. Kabe'nin videosunu izlemediysen aç izle. Kabe'nin videosunda bundan detaylı bahsediyoruz. Diğer taraftan da eğer zamanım olursa sadece bu tuvaletle ilgili özel video yapacağım arkadaşlar. So after 20 minutes you have just ash over. That's it. 20 dakika yaktıktan sonra sadece kül kalıyor şeyden. Burada duşunuz var. Kocaman bir banyonuz var. Can we turn on the lights for my people? Yes. There it is. Yeah, see, very burada tungsten LED lambalar var. Her yere kolay erişiyorsun. So we have an hydraulic steering always, which is very comfortable to drive also on sea. Then we have an information system, so everybody who's on board who has an iPhone or an iPad gets all information on them channels. So it's like an aircraft, so you everywhere you are, you can check everything. Then we have air condition. Air condition for 5-star. Yeah, right. Yeah, this is not only a microwave, it's also an oven and grill. Everything, all in one. Bu üçü bir arada bir cihazmış bu arada, bilmiyordum. Izgara, fırın ve mikrodalga bir arada kullanmış. Bunda ocağı var ve kendi logolarını yapıştırmışlar buraya. Karavan botun. Gayet güzel. Bir iki tane çekmece göstereyim. Çok buralara boğmayacağım sizi. Çünkü aynı zamanda burayı ofis olarak kullanıyorlar. Gelen potansiyel müşteri var. We have a compressor bridge, which is connected to the solar panel. Güneş panellerine bağlı kompresörlü. And runs 12 weeks without. 12 weeks. Lithium batteries. Yeah, we'll lithium aküleri olduğu için 12 hafta boyunca hiçbir yerden enerji almadan hayatını idame ettirebiliyorsun. O da bu şekilde. 12 volt batteries. Yes. Lithium. Lithium batteries. Yes. Especially. Lithium is the new technology and it's a bit expensive. Burası oturma alanı. It can be bed at the same time. 1 meter by 2 meter. Extra bed. 1 metre 2 metre ekstra yatak oluyor aşağı inip. And how it looks like in water? Suda yüzerken de bu şekilde görünüyor arkadaşlar kanalın içerisinde. There was a photo shooting with BMW. Şimdi konseptten biraz bahsedersek, işte BMW ile özel bir çekim yapmışlar. Diğer taraftan da içeriye girdiğin zaman hiçbir eşyanı görmüyorsun buradan girdiğinde. Çünkü hepsi bir yerlerde gizli saklı. Yine söylememi paylaşmamı istediği başka bir şey oldu. Onu da şöyle göstereyim. Burayı ferahlatmak için böyle bir tasarım oyunu yapmışlar. Giriyorsun. Şurada bir yükselti var sabit olarak ve burada genişleyerek ondan sonra araçtan çıkıyorsun. Burada kontrol paneli var dostlarım aracın. So do you want to say anything to my audiences? Yes, I'm looking for Turkey. So this is a good product for the sea. And it's going to be maybe in the market next year. We don't have any dealer yet, but it's open. It's free. How long does it take to build that kind of boat for you? Yeah, after the exhibition, I'm so sorry, it's 8 months. Şu anda almak istesen 8 ay sıra var. And how about the price, sir? It's up from 100,000 and what you see now here is 130. 100 bin eurodan başlıyor, 130 bin euroya kadar. Aracın fiyatı var. Also sir, it's my really pleasure to be inside that kind of vehicle. Yeah. Hope we are going to see somewhere else at the next exhibition. Bye. Evet dostlar, Düş Yolu YouTube kanalında karavan botun içerisindeydik. Çok keyifli bir video oldu. Videoyu beğen, paylaş, Düş Yolu YouTube kanalına abone ol ve yeni gelecek olan videolardan haberdar ol. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. See you maybe in Turkey, man. I hope. It's I hope so. I hope so too. Bye bye. Bye. Görüyorsun ilgi çok büyük. Herkes fotoğraf çektiriyor yanında. Ama sen Never mind sir. Bye bye. Evet. Görüyorsun insanlar fotoğraf çektiriyor. I can run faster than you if you take it. Böyle gereksiz İtalyan şakalaşmaları. Çünkü yanımda kimse yok. Tek başıma bu videoları çekiyorum. Hatta biraz göçebe geziyorum. Neden dersen sabah saat 10 olduğu zaman fuar açılıyor. Fuar açılana kadar ben saat 8'de buraya giriyorum. 8'de de basın merkezi açılmıyor. Basın merkezi açılmadığı için çantalarımı herhangi bir yere koyamıyorum. Böyle açık alanda bazen sırtımda çantayla bazen küçük küçük işte standlara bırakıp devam ediyorum, yol alıyorum. Bir tane İtalyan gereksiz bir şaka yaptı. Kamera şu anda gimbalın üzerinde duruyor yerde. Dedi ki yanlışlıkla önüme girdi. Ondan sonra tam telefonla konuşurken ne oldu? Kameraya araba çarptı. Neyse. Oh, strese bak ya. Vallahi strese bak. Değil mi? Neyse. Kamyon çarpar, İtalyan şakalaşır, kamerayı alacağım, bilmem ne yapacağım diye. Dostum çok şanslısın. Neden dersen, burada gelip herkes bu araçla fotoğraf çektiriyor. Sense firma sahibiyle çok keyifli bir tura dahil oldun. Biraz önce arkamdaki gördüğün araç karavanla harika bir motor yatım birleşiminden oluşuyor. Videoyu beğendiysen beğenmeyi,
kana şişeler geçerken ben şişeleri hissediyordum çılgınlarca. İzdırabını ya. Yok ya, beni vurun. Çünkü gördüğün gibi düş yola durmuyor. Tekne diyorsun tekne, karavan diyorsun karavan, küçük ev diyorsun küçük evler. Avrupa karavanlar dedin, Avrupa'nın kalbinden sana Avrupa karavanlarla ilgili videolar üretiyorum. Gezmeye devam edeceğiz. Çok keyifli videolar geliyor. Kendine çok iyi bak, hoşça kal.